Merhaba sevgili izleyiciler. Bizim Şanal Türk'ten sevgiler sunarım. Bazen evimizde otururuz, canımız sıkılır. Nerede, neyi, nasıl ucuz alabiliriz onları düşünürüz. Ama bir türlü doğru ürünü, fırsat ürünü nasıl bulabileceğimizi bilemeyiz. Evet, bu fırsat ürünlerini nerede, nasıl bulunacak, nasıl yakalayacağız, kimlerle irtibat kuracağız? Onun için stüdyomda çok değerli iki konuğum sizlere bunları anlatacak. Lütfen yaklaşın ekranlarınıza. Çünkü bilmediğiniz birçok alanda hangi ürünlere ne kadar ucuz şekilde kavuşacağınızı göreceksiniz. Ve lokal fırsatla beraber asker sakınmaz Temel Budak'la birlikteyiz. Ve diyorlar ki Kobi'nin yüzü gülecek. Evet, güldürelim Kobi'nin yüzünü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki ben sizleri tanıtırken Asker Bey, kısaca siz kendinizi bir izleyicilerimize tanıtın. Sonra Temel Bey'e döneceğim. Tamam. Asker Sakınmaz. Ben 49 yaşındayım ama bunun 43 yılını yurt dışında Hollanda'da yaşadık. Ailecek orada kesin dönüşüm kararımızı aldık ve 2 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. İşletme mühendislik bölümünü okudum ve son 30 yıldır uluslararası şirketlerin 20'nin üzerinde ülkede satış ve organizasyon ekiplerini kuruyoruz. En son kendi şirketimizi kuralım dedik ve kesin dönüş yaptıktan sonra Türkiye'de şu ana kadar bu sektörde hiç yapılmamış bir işi yaptık. Biz ürün olaraktan herhangi bir kozmetik ürünü değil, biz bir yazılım ürettik. Ve bu yazılımla biz Türkiye'de milyonlarca müşteriyi cep telefonuna bağlayıp ve 10 milyonlarca müşteri, yüz binlerce küçük esnaf, bak büyük demiyorum, küçük esnafa göndermenin yolunu bulduk. Hem Kobi, hem müşteri, hem bu işi kuran iş ortaklarımız inanılmaz büyük bir fayda elde edecekler. Tabii ayrıntılarına gireceğiz. Eminim çünkü sevgili izleyiciler, programa başlamadan önce ben de bir takım bilgiler aldım. Ve neler olduğunu, bizlere nasıl faydası olduğunu tek tek sizin kanalınızda, sizin kafanızdan geçen düşüncelerle soracağım. Hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Tamer Budak. Ben kendim iş adamıyım. Yaklaşık 2 aydır lokal fırsatla tanıştım. Türkiye'de yatırım yapmak için çok alternatifler aradığımda karşıma böyle bir imkan çıktı. Hem iş ortağı olarak lokal fırsat içindeyim, hem de bir yatırımcı olarak lokal fırsat içindeyim. Detayları zaten konuşacağız. Evet, tekrar hoş geldiniz. Peki Asker Bey, şimdi neden lokal fırsat, neden ürünleri ve esnafları telefona toplayıp oradan bir şeylerini bulması, amaç, yani gidiş amacını birazcık izleyicilerimize anlatırsanız belki hepsi şu anda telefonlarının başında, tamam, buraya sizin şeylerinize, bakacağım, fırsatlarınıza girebilirler. Tabii. Şimdi tabii dünya çok değişti. Yani 60 yıl öncesi dünyayla bugün çok daha farklı. Ve insanlar kurmuş oldukları iletişimi artık farklı bir boyutlara geçiriyor. Yani dediğim gibi bizim eskiden cep telefonlarımız yoktu. Ev telefonlarımız bile yoktu. Ama bugünse bütün dünya artık cebe döndü. Ve Microsoft'un sahibi Bill Gates bundan 25 yıl önce çok önemli bir uyarıda bulunmuştu. Demişti ki ticaret yapan herkese, eğer ticaretiniz internette de değilse ticaretiniz o ticaretin dışında kalacak. Yani batacaksınız. Çünkü internette olmazsanız batacaksınız. Kodak gibi dev bir kuruluş sırf bu sebepten dolayı battı. Yani o dönem bunu anlamayanlar battılar. Çünkü internette yerlerini almadılar. Bugünse 2016'da çok farklı bir ortamdayız. Bugün yine öyle bir uyarı var. Bu sefer Google'un başkanından bir uyarı. O da şunu söylüyor. Mobil bir stratejiniz yoksa gelecek için bir stratejiniz yok. Yani siz bir ticarethaneniz varsa, okulunuz varsa, üniversite, hastane, postane hiç fark etmiyor. Mobil bir stratejiniz var mı? Yoksa bugün 15 yaşındaki olan genç nüfus yarın 25 yaşında olduğu zaman bunların hayatımız artık hayatı çok değil mi? Hayatı o tabii ki. Yani eskiden gazete satın alırdık ki haberi buradan okuyoruz. Eskiden banka şubesine giderdik. Bankacılık buraya geldi. Eskiden internetten de olsa bir ürün siparişi veriyorduk. Ama onların hepsi uygulamalarını yaptılar. Fakat bütün büyük firmaların hep bir mobil uygulamaları var. Yani mobil bir stratejileri var. Ve benim aklıma şu geldi. Peki sadece Türkiye'den için bahsetmiyorum, bütün dünyada. Peki Türkiye'deki var olan 4 milyon Kobi veya esnaf, bunların mobil bir stratejileri var mı? Yok mu? O zaman ticaretin dışında kalacaklar. Yani mobil strateji derken esnaflarımızda hani Ağrı'dan dinleyen de var, bize Hakkari'den de, Adıyaman'dan da
bunun içinde bulunup yatırımcıya veya tüketiciye yönelmek mi amaç, yani strateji derken? Yani bir esnafı düşünün, bir esnafı, bir restorantı düşünün. O restoran veya bir giyim mağazasını veya bir güzellik merkezini bu müşteriye nasıl ulaşıyor bugün? Broşür bastırıyor. 1000 TL para harcıyor. Broşür 3-4 tane öğrencinin eline veriyor ve onları apartmanlarda, merdiven altlarında buluyorsunuz. O parayı çöpe atıyor. Peki o müşteriye nasıl ulaşacak bugünün gençliğine? Cepten ulaşması gerekiyor. Ve buna ulaşamazsa o müşteri onu bulamadığı zaman o müşteriyi kaybetmiş oluyor. Yani bizim hedef kitlemiz büyüklere değil. Büyüklerin zaten marketing departmanları var. Zaten bunlar bu işi biliyorlar. Paraları var, sermayeleri var. Ama bir kuaför salonun var mı 200 bin dolar bir mobil uygulama yaptıracak, programlatacak? Öyle bir şansı yok. Öbür tarafta da müşteriyi, biz eğer müşteriye bir avantaj sunabiliyor isek bizim platformumuzu kullanır. Lokal fırsat şu demek, lokalda yaşadığı bölgedeki günlük yapmış olduğu alışverişlerin neredeyse tamamını acaba nasıl indirimli bulabilir? Yarı fiyatını nereden bulabilir? Şimdi siz İstanbul'dasınız, Ankara'daki bir kuaför fırsat verse gitmezsiniz çünkü değmez. Ama sizin yakınınızdaki oturduğunuz bir yerde, peki onu nasıl bulacaksınız? Çünkü biz o kobi cep telefonuna soktuk. Haritasını açıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Haritaya bastığınız zaman navigasyon sistemi sizi o kuaförün kapısına ne kadar götürüyor. Çok güzel bir şey. Artı yani çok şık bir gece elbisesidir veya özel düğün vardır, balo vardır, mezuniyet balosu vardır. Ama bu fırsatta çok şık bir moda evine fırsatı varsa inanın ki bir bayan Konya'da da olsa gider alır onu. Kuaföre gitmez. Ona, aynen. Kuaföre gitmez ama biz çok bayanlar doğru. Gider onu oradan alırız. Bundan emin olabilirsiniz doğru, aynen. Yani. Aynen. Peki bütün bunda bütün sektörler girebiliyor değil mi? Yani evet. Orta ölçekli bütün sektörler giriyor. Hı-hı. Büyük sektörleri de gelsin. Onları da sokalım bunun içine. Zaman içinde tabii ki bunlarla karşılaşacağız. Zaten ben de yatırımcı olarak bu oluşumun içinde neden cazibettiğini çok düşündüğümde geleceğin sektörü tabii ki bir mobil ticaret ama Türkiye yani genel olarak ticaretin alanı daraldı. Bugün bu alan içinde yatırım yapabileceğiniz çok fazla argüman da yok zaten. Bu oluşum bize şunu sundu. Yani en basit ben kendim bu şirket içine girerken çok daha küçük bir yatırımla ben bu şirketin iş ortağı olabiliyorum. Bu bana neyi sağlıyor? Hem bir çalışma fırsatı sağlamış oluyor hem de yatırımı daha da katlayarak büyütmemi sağlamış oluyor. O yüzden lokal fırsat bugün Türkiye için gerçekten çok önemli ve çok değerli bir yatırım aracı. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani gerçekten bir de tüketici kısmı bunu doğru algılayıp doğru ulaşabildiği zaman aslında çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Harika. Yani herkese evinde oturduğu veya iş yerinde oturduğu anda hizmeti ayağına götürüyorsunuz. Bu aynen. Şu anki modern toplumda ve hızlı özel büyük şehirlerdeki yaşamdan dolayı gerçekten büyük bir hizmet veriyorsunuz. Yani burada inşaat sektörlerini düşündüğümüz zaman atıyorum ki çok büyük bir ürün ürettiler. Karosu, işte demiri, şusu, busu belki çok büyük değil. Ama onlar bile size gelip elinde kalan şeyi fırsat ürününe çevirip daha küçük ölçekli bir müteahhite sattırabilir. Aynen. Yani bütün bunlar sevgili izleyiciler sadece lütfen yemek, kuaför, güzellik, cilt bakımı olarak algılamayın. Yani iyice dinleyin ki Tamer Bey ile Asker Bey çünkü buradaki hizmet, araştırma ve yazılım her alanda var. Ve alanını daraltırsanız doğru hedefe, doğru şeye ulaşamazsınız. Siz de doğru aradıklarını bulamazsınız. Bunun altını çizmek istedim ki her alandaki o büyük fırsatı, maksat burada fırsatı yaratmak. Doğru. O fırsata doğru. Da bizleri, tüketiciyi çekmek ve ulaştırmak. Peki hedef olarak, yani tabii ki bu belki şey olarak şu anda söylenebilir mi bilemiyorum ama kaç kişiyi, kaç sektörü almak istiyorsunuz? Yani sayımız işte 1000, 3000, 4000 de 4000'li. Ben şöyle bir giriş yapayım ona. Aslında biz var olan bir sistemin bir yeni modelini getiriyoruz. Şimdi var olan sistem şu, 45 yıl önce hiç öyle bir kültür yok iken plastik kartın üzerine para yükleyip o plastik kartla böyle bir cihazdan
çekip ve ödeme yapabiliyorsunuz. Doğru evet, mu? Doğru. Bunun adı ne? Kredi kartı. Kredi kartı. Bugün 3 yaşındaki çocuğa da anlatsanız böyle bir şey var, bilir onu. Ama 45 yıl önce böyle bir şey yoktu. Yani o bir kültür meselesi. Değişecek bu. Cep telefonundan alışveriş de yoktu. Şimdi biz şunu yaptık. Peki 45 yıl önce Tamer Bey gibi bir yatırımcıya, 45 yıl önce ama aynı yaştayız, New York'ta Visa'nın veya Master'ın patronu deseydi ki Tamer Bey, siz şu cihazlardan 1000 tanesini yatırım olaraktan yapın, alın bunu 1000 tane esnafa götürüp siz bağlayın. Ve oraya gelen müşteri kredi kartıyla, bu kredi kartı değil ama kredi kartıyla her kullandığında, her alışveriş yaptığında buradaki alışverişten, transaction deriz ona, her seferinde 1 dolar para vereceğiz demiş olsaydı. Tamer Bey bundan 60 yıl önce veya pardon 45 yıl önce 1000 tane alır mıydı? Almaz. O gün bilmediği için almazdı. Almazdı bilmediği peki, için. Peki bugün, yani bugün şimdi Tamer Bey deseler ki 1000 tane alıp 1000 tane mağazaya bunu yenileştir, o mağazadaki yapılan bütün alışverişleri ömür boyu bir para kazanacak desem hoplardı hemen. POS cihazını anlatırken tekrar detaylı olarak kimlere bu hizmetleri veriyoruz? Şimdi dediğim gibi POS cihazı eski bir kültür, yeni bir kültür, artık mobil. Biz bunu bir esnaf olaraktan düşünürsek eğer, biz bu yazılımı hangi esnafa verirsek, esnaf şunu görecek. Yeni müşterileri çekebilecek cep telefonundan. Yani 5. kattaki bir güzellik merkezi kendisini nasıl tanıtacak? Bizim platforma girdiği zaman müşteri evinde onun nerede olduğunu bulabilecek. Yeni bulmuş olduğu müşterilere bu indirimlere fırsatlarını anında cebine gönderebilecek. Reklam göndermek isterse, yani bir broşürü bastırıp o kadar masraf yapmasına gerek yok. O reklamını küçücük bir video çekerek, yani bunu Balıkçı Temel videosunu çeker, hamsi geldi der, düğmeye basar, bunu 5000, 10000, 100000 kişinin cebine gönderebilir. Ve bu reklamları da izlettiriyoruz. Yani bu reklamı izleyip evinde para kazanan bir model yaptık. Yani ev hanımları ve işi gücü olmayanlar, üniversite öğrencisi iş bulamamış ama para kazanmak ihtiyacı var. Evinde tıklayıp, reklam izleyerek para kazanan bir modül de yaptık biz bu işin içine. Peki hangi KOBİ'leri bu işin içine koyabiliriz? Yeni müşteri isteyen, daha çok satış isteyen ve yeni teknolojiyle müşterilerin cebine ulaşmak isteyen her esnaf, indirim ve fırsat verebilecek esnaf bizim platformumuzda yerini alabilir. Evet, çok iyi. Yani her konuda her esnafa bu hizmetten hem para kazandırıyorsunuz, hem evde oturan kişilere kazandırıyorsunuz, hem reklam izleyerek kazandırıyorsunuz. Gerçekten matruşka gibi. İçinden her şey çıkıyor evet, sevgili izleyiciler. Bütün bunlar da bizlere kolaylık sağladığı gibi esnafa ne kolaylık sağlıyor bir yatırımcı gözüyle? Şimdi birincisi şu, esnaf malı müşterisine artık ulaştırabiliyor. Yani esnaf müşteri beklerken değil, malı müşteri ulaştırarak kazanıyor. En büyük avantajı bu. Şimdi bu projede, daha doğrusu bu ticaret içinde önemli konu da şu, birçok insana da iş imkanı sunuyor. Bizim için benim en çok cazip olan kısmı burası. Birçok insana iş imkanı sunması. Öğrenciye de iş imkanı sunabiliyor, çalışanına da iş imkanı sunabiliyor, ev hanımına da iş imkanı sunabiliyor. Ayrıca eğer bir KOBİ'yi, bir müşteriyi ve bir iş ortağını aynı platformda buluşturuyorsanız ticareti zaten bu işin içine dönünce kaçınılmaz. O yüzden yatırım olarak da bizim için çok önemli bir yerde lokalizasyon. Çok doğru. Yani hem müşterinin yaptığı iş sektöründeki işi pazarlatabiliyor. Hem ürettiği ürünleri elinde kalmamış olarak veya kenarda bulunan stoğunda bulunan ürünleri çok çabuk daha eritmesini sağlıyor. Yani benim bütün anladığım ana fayda bu. Müşteriye de yormadan, etmeden ayağına bu hizmet götürülüyor ki benim hemen burada konuşurken aklıma, ayağına götürürken de şu anda da ayak ağrımı olduğu için mesela hastanelerde check-up programını çok rahatlıkla fırsata çevirip verilebilir. Harikasınız. Çünkü bizler artık yaşlar geçmeye başlayınca hastalanıyoruz. Veya hanımlar, deniz kenarında oturanlar, yaşlılarımız kemik yoğunluğu ölçtürmek isteyecektir ki bunlar özel testlerdir. O kemik yoğunluğu ölçürken pat diye birçok hastane onu ölçen merkezler fırsat ürünü sunduğunda işte 300 liraya ölçtüğü bir şeyi atıyorum 120 liraya ölçtüğü anda bir fırsattır ve birçok insan yaşlısı her şeyi kalkıp oraya ulaşacaktır ki buradan da sizler onları duyacaksınızdır.
Bir şey daha var, bunu atlamayın ben. Şimdi KOBİ'ye ne faydaları var dedik biz bu işe. Şimdi eskiden ve eskiden hala yapılıyor bu. Siz bir esnafa geldiğiniz zaman esnaf size sorar. Der ki Gonca Gül Hanım, sizin bir indirim kartınız var mı bizim? Tabii. Size hayır dersiniz. Size bir plastik indirim kartı verir. Doğru. Doğru mu? Çok doğru. Birçok marketlerin çoğu yapar. Sizin 10 tane 15 tane indirim kartınız var. Çünkü her yerden farklı farklı kart alıyorsunuz. Bunların her biri aynı yerde geçmez. Bunların üzerine puan biriktirirsiniz. Biz şunu da yaptık. Bu bütün indirim kartlarının hepsini aldık. Tek bir indirim kartı olarak cep telefonunun içine koyduk. Ve müşteriye diyoruz ki siz bu kartla, bunun içindeki kartla saçınızı da kestirseniz puan topluyorsunuz, ekmek de alsanız puan topluyorsunuz, ne bileyim aklınıza yemek de yeseniz puan topluyorsunuz ama bu puanları siz toplarken para kazanıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Şimdi en önemli yere geliyorum. Bu kartı siz kuaförünüzden almış olsaydınız, kuaförden aldınız siz bu kartı. Kaybederdim, bir yerde unuturdum. Şimdi bu kuaför, aynı kuaförden siz bu kodu alıyorsunuz. Bu kod da sadece cep telefonunuzda bir kod tarıyorsunuz. Televizyonda birçok firma var, reklam yapıyor tabii artık. O kodu taradığınız an bu kod kim tarafından verildi? Kuaför. Peki ben kuaförden çıkıp bu kodla ekmek aldığımda, restoranda yemek yediğimde bir ay boyunca yaptığım bütün alışverişlerin tutarından, şirket olaraktan biz kuaföre diğer KOBİ'lerden komisyon versek boşuna gider mi kuaför? Gitmez olur mu? Oturduğu yerden para kazanıyor. Bir kuaför başka bir esnaftan para kazanabilecek. Yani o esnaf da ondan kazanacak. Ondan balıkçı kazanacak. Da öbüründen kazanacak. Harikasınız. Network sistemiyle sevgili izleyicilerim, her biriniz birbirinizden para. Bir an önce lokal fırsata gelin ve üye olun. Ama buradan çıkmadan önce o kod şeklinde hangi esnaflar içinde ben hepsini öğrenip oralara gidiyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çünkü buradan ben de ekstra farklı şekilde para kazanmış olacağım. Yani her bir şeyini bilirsem sahipleri burada, yani bu kadar da hakkım aynen olsun. Böyle bir hakkınız var her zaman. Çok mersi. Peki izleyicilerimize son olarak sizin ve sizin ileteceklerinizi alayım. Çünkü isterdim çok çok uzun konuşmak ki çok derin konu. Çünkü hem interaktif yaşamı anlatan hem teknolojiyi anlatan konu olduğu için benim de bilir seyircilerim de teknolojiden anlamadığımı yanlış yapmadan sizlere izah etmeye çalışacağım. Söylemek istediğiniz, evet lütfen. Tabii. Şimdi birçok yazılım firması var. Bu yazılım firmaları kendileri bu yazılımı dağıtmaya çalışırlar. Fakat biz şöyle bir yöntem seçtik bu işte. Daha hızlı gidebileceğimizi ve her bir köşeye ulaşabileceğimizi. Bunun bir iş ortaklık modelini yaptık. Yani Türkiye bunu çok iyi tanır. 30 yıldır Türkiye'de ev hanımlar genellikle kozmetik satarlar, parfüm satarlar, zayıflama ürünleri yapar. Birçok markalar var. Ve çok iyi firmalar var. Tencereler satılırdı bir aralar. Biz o modeli aldık. O modelde biz şunu yapıyoruz. Bir iş ortağımıza diyoruz ki gel bize ortak ol. Nasıl? 25 tane bundan satın al. 25 tane krem değil de 25 tane bu yazılımı. Bunu götür ücretsiz. Tanıdığın kuaförüne git bunu bağla. 25 tane esnafa bunu verseniz, bir esnaf günde 10 tane müşteriye kod verse senede 3600 kod yapar. Bırak 3600'ü, 1000 kod yapsa 25 tane KOBİ'nin 25 bin müşteriden ayda bir müşteriden 20 kuruş kazansa bizim işimizi kuran Tamer Bey gibi ayda 5000 TL para kazanacak. Biz ki bu 5 de olur, 10 da olur, 50 de olur, ekip kurarsanız çok büyür. Biz şu an Avrupa'yı hazırlıyoruz, Avrupa'ya kuracağız. Bir Türk firması olaraktan ben çok gururluyum. Ben de çok gururluyum. Anlattıkça daha iyi kavruyorum. 40 küsür sene yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye gelip de bir Türk firması kurduk. Bir Türk yazılımı, her şey Türklerin burada. Biz bunu 20 tane ülkeye taşıyacağız. 20 tane ülke, o Amerikan firmalarının yaptığının aynısını ve daha büyüğünü ama biz bunu 20 ülkeye götüreceğiz. Şu an Türkiye'de bizim totalde bir 400 kişilik bir ekibimiz var. Bu 5000 kişi olacak aktif. Bu 400 kişilik ekibin 5000 kişi olabilmesi için bizim iş ortağına ihtiyacımız var. Karşılığında kurmuş olduğu KOBİ'lerdeki yapılan alışverişlere biz ortaklık teklif ediyoruz. Bugünkü program vesilesiyle eğer ayda 1000 TL, 5000 TL limiti yok, kazanmak isteyenler varsa bu yazılımı yaşadığı nereyse, ben Çorumluyum, Çorum'dan da arayabilirler, Erzincan'dan da arayabilirler, Trabzon'dan da arayabilirler. Çünkü Trabzon'da da Çorum'da da KOBİ var, müşteri var, alışveriş yapılıyor. Ben son seçim var. Asker benim dediklerinizde katılıyorum.
ben bu işe girdikten sonraki değişim şu. Daha çok iletişim, daha çok kobiyle tanıştım. İyi bir zemin, iyi bir ticaret aracı ve biz bir iş adamı olarak da böyle bir oluşum için ortada mutluyuz tabii ki. Gerçekten her zaman yeni iş sektörü ve yeni fikirler, yeni uğraşlar ülke ekonomisine çok büyük fayda. Ve ben ikinizi de gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir network sistemi ama bu network sistemi de sevgili izleyicilerimiz hep bilir. Business Channel Türk'te daha yayılacaktır. Lütfen sevgili izleyicilerimiz, lokal fırsatı görün, hemen araştırın ve her biriniz evde oturmaktansa, her zaman da söyleyeceğim bir bayan olarak ve sosyal görevim olarak, lütfen boş boş o televizyonun önündeki bazı işe yaramaz programları seyretmektense buraya girin, ufacık da olsa bir iş sahibi olun ve para kazanın, ülkeye faydalı olun, üretken olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiler sunarım.